بسم الله الرحمن الرحيم Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Ve Allah'ın salatı ve selamı Efendimiz Muhammed'e ve onun tertemiz ehli beytine olsun. Özellikle Allah'ın selamı, Allah'ın yeryüzünde baki kalan hücceti Hazreti Mehdi'ye olsun. Ve Allah'ın laneti onların düşmanlarına olsun kıyamete dek. Bizim hepimiz önümüzde bir gün var, bekliyoruz onu. O nasıl bir gündür? Bu söz Allah'ın sözüdür. Yani o günün maliki ve sahibi Allah'tır. Bir ömür boyu namazlarımızda diyoruz ki Maliki yevmiddin, Allah din gününün sahibidir. O günün sahibi böyle buyurmuştur. Haşr suresi 1. ayetinde Bismillahirrahmanirrahim'den sonra şöyle buyuruyor. Ey halk, Rabbinizden çekinin. Kıyamet gününün zelzele ve depremi ve titretmesi çok büyüktür. O gün göreceksiniz siz onu. Evlatlarına süt veren analar bile çocuklarını terk edecekler. Hatta hamile olanlar çocuklarını düşürecekler. Göreceksin o gün halk sarhoş gibidir. Ama onlar gerçekte sarhoş değildir. Ancak Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Bu ayet insanın belini büküyor. Ezelden ebede kadar herkesin belini büken ayetlerdir. Ey halk! Korkun Rabbinizden ve tekinin. Bilin ki kıyamet gününün depremi ve titretmesi çok büyük bir olaydır. Yüce Allah ki bütün kainatta onun iradesinin karşısında hiçbir şeyin değeri yoktur. Allah bir şey istediği zaman olur. O yüce bir şeydir, çok büyüktür dediği zaman bütün akıllar hayrete düşüyor. Nasıl bir olaydır o olay diye. Daha sonra buyuruyor ki, ve önemli olan da budur. Bu ayeti açıklamak ve bu mecliste bu kısa sürede açıklamak mümkün değil. Buyuruyor ki o gün göreceksin sen onu. Hepiniz göreceksiniz. Her çocuğuna süt veren anne çocuğunu bırakacak. Annenin evladına olan sevgisi düşünce üstü bir duygudur. Çok mükemmel bir duygudur. Anne ile evlat arasındaki o bağlantı o gün öyle bir şiddetli bir olay olacak ki o bağ kesilecek. Anne evladını unutacak. Evlat annesini unutacak. Diğerlerini de siz düşünün artık. Ve o gün hamile olan herkes çocuğunu düşürecektir. Yükü olanlar yükünü
bırakacaktır. Daha sonra hitap ediyor, Hazreti Muhammed'e hitap ediyor. Sen göreceksin ki halk o gün sarhoş gibidir, mesttir. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى Ama onlar gerçekte sarhoş değiller. Azabın şiddeti, Allah'ın azabının şiddeti herkesi biçare ve zavallı duruma düşürmüş olacaktır. İşte öyle bir gün hepimiz için geçerlidir. Hepimiz göreceğiz. O gün azaplar var. Azaplardan, önemli azaplardan birisi budur. Konunun kaynağı sadece Kur'an ve sünnet olmalıdır. Hayal kurmuyoruz. Hayal kurulmaması lazım. وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِيَ الْاَمْرِ Önce hitap peygambereydi. O da bu şiddet ile. Onları korkut. Halkı korkut. O gün yevmel hasredir. Hasret günüdür. O gün artık iş işten geçmiştir. Bu hasret ve bu özlem ve bu pişmanlık nedir? Dikkatle dinleyin. Bu pişmanlık o gün hangi olaydan dolayı pişman olacak insanlar? O günün pişmanlığı Kur'an-ı Kerim'in kendisinde belirlenmiştir. En tegûle nefsun ya hasrata ala ma farrattu fi cembillah. Her insan o gün bu cümleyi söyleyecektir. Ey pişmanlık, pişmanım ki Allah'ın civarında ben görevlerimi yerine getirmedim diye pişman olacak herkes. İşte böyle bir günle karşı karşıya olacağız. Her bir taraftan bir azap bir tarafa, pişmanlık bir tarafa. Bu pişmanlık onlardan daha kötü etki ediyor. Hem de Allah'ın civarında. Cembullah denilen bu kavram ne demektir? Bir hadis değil, iki hadis değildir. Bir bab var bu konuda, başlı başına bir bölümdür. O hadislerden birisi de budur. Altıncı imamımız Cafer-i Sadık aleyhisselam'a bu ayetin yorumunu sordular. O gün nefis diyecek ki pişman oldum. Allah'ın civarında yapmadığım görevlerden dolayı pişmanım. Bu ayetin yorumu nasıldır? İmam Cafer-i Sadık buyurdu ki, biz Allah'a andolsun ki Allah'ın civarıyız. İmam sadıktır ve onaylanmıştır ve doğruluğun kaynağıdır İmam Cafer-i Sadık. Ancak konu çok önemli olduğu zaman İmam burada yemin ederek söylüyor. Biziz vallahi Allah'ın civarı. Sonuç budur. O gün bütün hepimiz hasretle yanacağız ki niçin biz bu 14 masum peygamber Hazreti Fatıma ve 12 imama karşı neden görevimizi yapmadık diye hepimiz hasretle yanacağız. Pişman oldum Allah'ın civarındaki bu Allah velilerine karşı görevimi yapmadığım için.
Sizin hepiniz çeşitli şehirlerden geldiniz buraya. Ve bunu daha sonra anlayacaksınız ki bu gelişler hesapsız ve rastlantı eseri değildir. Ya annenizin size verdiği temiz sütün etkisidir, ya da babalarınızın size verdiği helal lokmaların eseridir. Veya hayatınız boyunca güzel bir amel işlediniz ki Allah sizin eski geçmişinizdeki güzel işlerinizden dolayı Allah'ın dergahında yer bulmuşsunuz ki Allah size bu başarıyı ve tevfiki ihsan etmiştir. Ve o günkü inşallah büyük pişmanlıktan çıkmış olacağız. Biz o gün inşallah pişman olmayacağız. Kıyamet gününde başınıza hasretle vurmayın, pişmanlıkla vurmayın diyebilirsiniz ki biz o gün Allah velilerine İmam Cafer-i Sadık'a karşı görevimizi yerine getirdik diyebilelim. Şu gördüğünüz bayrak 2-3 kelime bunun hakkında söyleyeceğim. Ancak şu cümleleri açıklamak için yüzlerce kitap yazılması lazım. Hepiniz dikkat edin. Burada bir hadis-i şerif yazılı ki bu hadisi 4 ehli sünnet alimleri eğer naklederse, rivayet ederse ki bu 4 kişi şu anda isimlerini söylemeye de gerek yoktur. Bu 4 kişi bütün ehli sünnetin şeriat ve fıkıh rivayetlerini ve fıkhın 4 temel direği bu 4 kişinin sırtındadır. Bu 4 kişi, 4 şahsiyet 1000 yıldır bütün büyük Şii fakihleri bu 4 kişinin rivayetlerine dayanıyor. Buradaki hadisin önemi şu ki bunu Numani kendi kitabında nakletmiştir. Bunlar selefin eski alimlerin en büyükleridir. Eminül İslam Tebersi de bu hadisi nakletmiştir. Bunları da geçelim. Önemli olan şudur ki Muhammed bin Yakup el-Kuleyni el-Kafi kitabında ve İmamiye ve 12 İmam mezhebini kabul eden Şeyh Tusi Gaybet adlı kitabında çok değerli ve büyük alimlerimizden olan Şeyh Müfid el-İhtisas adlı kitabında Muhammed bin Ali bin Babveh meşhur namıyla Şeyh Saduk Kemalüddin adlı kitabında tamam Kemalüddin ve Tamamun Nime adlı kitabında ve Uyun-u Ahbar-ı Rıza'da İmam Rıza'dan rivayet edilen kitapta ve bakın burada minber yok, şöyle buyurun oturun. Rahat oturun. Dikkatle dinleyin rica ediyorum. Hadis rivayet edenlerin şeyhi. Ben zamanınızı fazla almadan Şeyh Saduk'un
bu rivayeti, işte bu bayrakta gördüğünüz şu hadisi naklediyor. İki kaynaktan bunu, iki tarih ile rivayet etmiştir. Bir tarihi babası Ali bin Babıveyh ki mezarı Kum şehrindedir ve Hazreti Mehdi aleyhisselamdan mektup almış birisidir. Onu bir diğeri de onun şeyh olan Muhammed bin Hasan el-Velid ki Şia mezhebinin en önde gelenlerindendir. Bu bir tariktir. İkinci tarik ise altı kişi. Onun üstadlarından altı kişi daha bu hadisi naklediyor. Ve şeyh şunu yazıyor. Allah onların hepsinden razı olsun. Hadis şudur. Beşinci imamımız İmam Muhammed Bakır aleyhisselam Cabir bin Abdullah Ensari adlı sahabeyi çağırdı ve buyurdu ki benim senden bir talebim var. Bu konuların algılanması çok zordur. Ne kadar önemli bir konudur ki beşinci imamımız Cabir bin Abdullah Ensari'ye buyuruyor ki Li ileyke hace, benim senden bir talebim var. Cabir bin Abdullah adlı sahabi arz etti ki ey peygamberin evladı, senin emrine amadeyim. İmam buyurdu ki zamanın olduğunda, boş olduğun zaman seninle özel olarak konuşmak istiyorum. Cabir bin Abdullah dedi ki ne zaman dilerseniz ya imam. İmam buyurdu ki gel benimle. Sakince sadece üç kişi vardı. Hazreti İmam Muhammed Bakır'dı ve oğluydu ve Cabir bin Abdullah Ensari'ydi. Beşinci imamımız buyurdu ki bana haber ver, akbirni. Annem Fatıma-yı Zehra'nın elinde bir levha vardı. Sen o levhayı görmüştün. Onun içinde neler vardı? Onu bize bildir. O levhayı bana söyle. Cabir dedi ki ben Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın dünyaya geldiği sırada onu göz aydınlığı vermek için, onu dünyaya geldiğini göz aydınlığı vermek için Hazreti Fatıma'nın evine gittim. Ki ona bir göz aydınlığı verecektim Hazreti Hüseyin dünyaya geldiği için. Baktım ki Peygamberin kızı Hazreti Fatıma'nın elinde bir levha var. Ben zannettim ki o levha zümrüt taşından yeşil renkte parlıyordu. Zümrüt taşından olduğunu zannediyorum. O levhanın üzerinde yazılar vardı. Tıpkı güneş ışığı gibi parlıyordu. Soru sordum, arz ettim ki bu nedir? Hazreti Fatıma buyurdu ki bu öyle bir levhadır ki Allah bunu babam Hazreti Muhammed'e gönderdi. Peygamberimiz babam da beni sevindirmek için bu levhayı bana verdi. Levhayı bana gösterdi. Levhaya baktım, gördüm ki şöyle yazıyor. Haza kitabun minallahi
El-Aziz, El-Hakim, El-Alim. Hadisi iyi düşünmek, bu hadisi ne söylediğini anlamak insanın takatının dışındadır. Bu kitap Allah'tandır. Ancak önemli olan orada bir takım Allah'ın isimleri yazıyor. Ve Allah ismini öbür isimlerle birlikte anıyor ve her birinin çok uzun uzun bahsi var. Bu Allah'tan gelen bir kitaptır. O azizdir, o Allah hekimdir ve alimdir. Çünkü bu Hazreti Muhammed'e gelmiştir. Sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. Allah'ın selamı ona ve 12 imama olsun. Özetle Allah'ın yazdığı bir mektuptur bu. Ve bu mektup Hatemi Enbiya Hazreti Muhammed'e gönderilmiştir. Siz şimdi kendiniz düşünün ne olduğunu. Allah'ın Resulü'nün ismi nasıl yazılmış? Peygamberin isminden sonra yazıyor. Onun nuru. Yani o Allah'ın nurudur. Hazreti Muhammed Allah'ın nurudur. Ve Allah'ın sefiri ve elçisidir. Sonra Allah'ın hicabıdır. Sonunda da buyuruyor ki Allah'ın delilidir. İnsanları Allah'a götüren kılavuzdur. Allah'ın buyurduğu her bu cümlelerin de, her kelimenin de bir derya gibi manaları vardır. Nezele bihir ruhul emin. Cebrail aleyhisselam ona gelmiştir. Alemlerin Rabbinin katından gelmiştir. Cebrail aleyhisselam getirmiştir. Alemlerin Rabbinin yanından. Dedi ki, levhayı gördüm. Onu not aldım. Bu levhadan işte bu cümledir. Dikkatle bakın. Bu levhada yani Allah'ın yazdığı bir mektuptur ki onu Hazreti Muhammed'e yazmıştır. İnsanların aklını hayrete düşüren ise şudur. Söz Allah'ın sözüdür. Cafer-i Sadık hakkında şüphe edenler helak olacaktır. Her kim onu reddederse beni reddetmiştir. Hakkul kavli minni le ukrimenne mesfa Cafer ve le esurrennehu fi eşya'ihi ve ansarihi ve evliyâ'i. İşte burada. Bunu dikkatle dinleyin. Gittiğiniz zaman, şehirlerinize gittiğiniz zaman bu konuyu anlatın. Herkesi uyandırın. Allah Hazreti Muhammed'e mektup yazıyor. İki kez o Hazretin ismini getiriyor. Bir önce nefi ve ispat ediyor. Yani önce onun düşmanlarını, onu kabul etmeyenler reddediyor. Sonra onu kabul edenleri getirip makam bahşediyor. Şeyh Ensari bu cümlenin ne olduğunu söylüyor. Seyehlikul murtabu nefi Ca'far. İmam Cafer-i Sadık konusunda şüpheye düşenler, onların nasibi helak olmaktır, yok olmaktır. O her kim Cafer-i Sadık'ı reddederse beni reddetmiş gibidir. Bu Allah'ın sözüdür. Kim İmam Cafer-i Sadık'ı reddederse beni reddetmiştir. Allah'ın cümlelerinin
sizlerden bir kısmı ilim sahibisiniz. Hepiniz anlıyorsunuz. Allah'ın sözleri mutabık manalar içerir. Allah'ın kelimelerinin zahiri ve batını vardır. Onun batını derindir ve onun zahiri de çok şirindir. Buyuruyor ki, kim onu reddederse beni reddetmiştir. Bu o cümledir ki bunun devamı vardır. Yani ona tazim etmek ve saygı göstermek bana tazim ve saygı demektir. Ona ikramda bulunmak ve ona saygıda bulunmak bana ikramdır. Cafer-i Sadık'a yardım etmek bana yardım etmek anlamına gelir. İmam Cafer-i Sadık'ın ismini yaymak Allah'ın ismini yaymak gibidir. Onun buyruklarını diriltmek Allah'ın buyruklarını diriltmek gibidir. Sonra bundan sonrası çok önemlidir. Hakkal kavlu minni. Allah bir cümle buyurduğu zaman mutlak surette haktır ve gerçektir. Yine de konunun önemi o kadar büyüktür ki Allah'ın kendisi yine diyor ki benim her söylediğim haktır, bunu böylece bilesiniz. Benim bu söylediğim söz haktır ve sabittir. O söz nedir? İki konu var. Biri Hazreti Cafer-i Sadık'ın kendisiyle ilgili, bir diğeri de sizlerle ilgilidir. Cafer-i Sadık'a gönül verenlerle ilgilidir. İmam Cafer-i Sadık'la ilgili olarak buyuruyor ki Le ukrimenne mefva Cafer. Ben mükerrem biliyorum Cafer-i Sadık'ın menzilet ve makamını. Artık burasını anlatmaya kadir değilim. Allah ile onun arasında öyle bir keramet var ki Allah'ın kendisi Hazreti Muhammed'e buyuruyor ki ben Cafer-i Sadık'ın makamını çok kutlu ve yüce biliyorum. Ben kimim ki onu anlatmaya, zerre ile güneş hiç birbiriyle mukayese edilir mi? Ben değil, Şeyh Tusi'den Şeyh Ensari'ye kadar bütün herkes toplansa bile bu cümlenin içinde mahvolup biterler. Le ukrimenne mefva Cafer. Bu cümleden sonra şöyle buyuruyor. Ve le esurrennehu fi eşya'ihi ve ansarihi ve evliyaihi. Muhakkak Cafer-i Sadık'ı benim hakkım yok Cafer demeye. Binlerce kez dilimi gül suyuyla, suyla yıkasam bile senin adını ağzıma almak benim için edepsizliktir. Ama Allah böyle buyuruyor. Ben Allah'ın kelimesini tekrarlıyorum. Sevindireceğim onu. Hangi konuda sevindireceğim? Üç konuda. Birincisi onun şiileri ve onun taraftarları konusunda. Ona yardım edenler konusunda. Diğeri de onun evliyaları ve onun dostları konusunda. Zamanımız ne kadar var? Bir bakalım, açıklamaya fırsat var mı? Zamanımız bittiği zaman söyleyin, ben de bitireyim. Önemli olan şudur, dikkatle dinleyin. Onun
hakkında buyuruyor ki fi eşyaihi ve ensarihi ve evliyaihi, üç gruba ayırıyor. Birinci grup İmam Cafer-i Sadık'ın Şiileri. İkinci grup onun yardımcıları. Üçüncü grup onun dostları. Onun Şiileri hakkında bir söz söyleyeceğim. Bunlar birinci tabaka, birinci gruptur. Onun Şiileri maalesef bizler değiliz. Bunu hepiniz dikkatle dinleyin. Onun Şiileri kimdir? Hasan bin Sehli Horasani. Horasan şehrinden Hasan bin Sehl gelip dedi ki, niçin oturuyorsun ey İmam Cafer-i Sadık? Horasan'da 100.000 senin takipçin var, taraftarın var. Onu söylediği zaman 100.000 taraftar. İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam buyurdu ki, şuradaki tandırı yakın. Tandırı yaktılar. İyice kızardıktan sonra buyurdu ki, geç o yanan tandırın içinde otur. Dedi ki, ey Resulullah'ın oğlu, bana merhamet et. Zannetti ki, ancak konu başka bir yere gidiyor. Harun-ı Mekki içeriye girdi. Buyurdu ki, ey Harun, gir tandırın içinde otur. Ayakkabısını çıkarttı, geçti, tandırın içinde oturdu. Hazreti İmam Cafer Sadık başladı bununla sohbet etmeye. O Horasanlı adam kalbi darmadağın oldu. Ne kadar da rahat konuşuyor ama bu adam içeride yanıyor. İmam buyurdu ki, geç o tandırın kapağını kaldır. Kaldırdı, baktı ki o kızarmış olan tandır, o adam içinde rahatlıkla oturmuş, hiçbir şey yok. Dikkatle dinleyin, sonra düşünün. Sonuç şu oluyor, onun hizmetkarı öyle bir yere varıyor ki, Allah Hazreti İbrahim'e yaptığını ona da yapıyor. İmam Cafer-i Sadık işte budur. Onun nefesi öyle bir nefestir ki Harun-ı Mekki'ye değiyor. Harun-ı Mekki o kızarmış tandırda oturuyor. Yanar kuni bardan ve selamen ala İbrahim. İbrahim ki Kabe'yi yapan peygamberdir. O makama ulaştığı zaman öyle bir makama ulaşıyor ki ateş ona tesir etmiyor. İmam Cafer-i Sadık aleyhisselamın öyle bir makamı var ki onun gerçek Şiileri ve o birinci grupta olanlar Hazreti İbrahim'e verilen lütuf ona da veriliyor. Bu insanın aklını hayrete düşürüyor. Bu birinci gruptur. Allah buyuruyor ki وَلَا أَسُرَّنَّهُ فِي أَشْيَاعِ. Onu Şiileri konusunda sevindireceğim. İki, onun yardımcıları konusunda da onu sevindireceğim. İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam'ın yardımcıları o insanlardır ki onun hedefini, onun ismini, onun makamını, onun menzilet ve derecesini halka gösterirler ve onun kutsal hedeflerini diriltirler. Biz o birinci grupta maalesef yer alamıyoruz. Allah belki lütfeder. Allah'ın rahmeti ve lütfu, Allah'ın yaptıklarından soru sorulmaz ama insanların yaptığından soru sorulur. Ama ikinci derecede mümkündür ki hepinizin ismi orada yazılmış olabilir işte. Ve bizler. Çünkü bu hadis bir levhadır ki Allah
Hazreti Muhammed'e göndermiştir. Hazreti Muhammed de onu Hazreti Fatıma-i Zehra'ya, Sıddıka-i Kubra'ya vermiştir. Cabir bin Abdullah Ensari de onun bir nüshasını İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam'a vermiştir. Hazreti Fatıma-i Zehra'nın ruhuna, Hazreti Fatıma'nın ruhuna Allah'a yemin veriyoruz. Allah'ım, uzak yakın şehirlerden gelen, bu uzak yakın şehirlerden gelen bu müminleri, bu ehl-i beyt dostlarını, bu meclisten dışarıya çıkmadan önce, işte İmam Cafer Sadık'ın yardımcıları defterine hepimizin ismini yazsın inşallah. Bu ülkede İmam Cafer-i Sadık mezhebi hakimdir. Bizim annelerimiz bize öğrettiği şekilde mezhebin kimdendir dendiğinde İmam Cafer-i Sadık'tandır diye cevap verirdik. Bizler İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam için ne yaptık? Hangi hizmette bulunduk? Onları korkut ki pişman olacaklar, artık iş bir işten geçmiştir. Ganimet bilin, fırsatı değerlendirin. Bu yıl Şevval ayının 25'i İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın şehadet günüdür. İkinci aşura yapmamız lazım o günü ki kıyamet gününde böyle hasretle yanıp tutuşmayalım. Sizlere söylediklerimi Kur'an'dan ve sünnetten dedim. O gün insanlar diyecek ki pişman oldum, Allah'ın civarında onlara hizmet etmediğim için pişmanım diyecek. O gün kıyamet günü 6. imamımız Cafer-i Sadık'a diyebilirim ki sen Allah'ın yanı başındaki veli idin, bizler de elimizden geldiği kadar senin adını yüceltmek için, senin ismini ve namını ve yolunu diriltmek için kendi çapımızda bizler de adımlar attık diyebilelim. Bu saadeti kaybetmeyelim. Mühim olan şudur ki bizler bir heyet yaz törenlerinde düzeltmeyelim. Öyle bir heyet yapın ki yüzyıllarca devam etsin. Ne zaman ki insanlar ya Cafer-i Sadık dediği zaman onun sevabı sizin amel defterinize de yazılacak. Her çekilen ah sizin amel defterinize yazılmış olacaktır. İnsanların gözünden dökülen her gözyaşı damlasının sevabı sizin amel defterinize yazılsın ve ücretinizi ve karşılığını da İmam Cafer-i Sadık'ın eliyle kıyamette alacaksınız inşallah. Şu cümle dahi yeterlidir. İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam'ın kendisi şöyle buyuruyor: Rahimallahu men ahya emrana. Allah rahmet eylesin. Eğer İmam Cafer-i Sadık buyuruyorsa Allah rahmet eylesin, işte orada akıl artık hayrete düşer. Ağaların hepsi biliyorlar ki muzare, yani hal, şimdiki zaman sigası ve cümlesi devam eder. Geçmişteki ise rahmet etmiştir anlamına gelir. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam buyuruyor ki Allah merhamet etmiştir, Allah rahmetini göndermiştir. Bu önemlidir. Allah'ın rahmeti nedir? وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Yani Allah'ın rahmeti, bütün alemler, hepsi bir tarafa, Allah'ın rahmeti devam edecektir. Bu rahmet kimler içindir? O insanlar içindir ki, Ehl-i Beyt'e hizmet edenler içindir. Ehl-i Beyt'in emir ve buyruklarını diriltenler içindir. Sizin hepinizin akli vazifesi, İslami vazifeniz,
mezhebi vazifeniz budur ki elinizden geldiği kadar çaba harcayın. Sadece kendiniz değil, başkalarını da çalıştırın, gece gündüz çalışın. Her nasıl yapabilirseniz, 6. imamımız Cafer-i Sadık Aleyhisselam'ın ismini bu yıl bütün her yerde öyle yayın ve öyle yansıtın ki Allah'ın Resulü'nün rızalığını inşallah elde edersiniz. Hazreti Muhammed sizden razı olur inşallah. Din ve inanç işte budur. Kainattaki bütün her şey tanımak ve ibadet içindir. 124 bin peygamber ki bu aleme gelmiştir, işte bunun içindir, bu hedef içindir. Müminlerin emiri Hazreti Ali'nin velayeti de bu maksat içindir. Bütün bu ağacın hepsi İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam'ın eliyle meyvesini vermeye başlamıştır. Konu budur. Mezhep İmam Cafer-i Sadık mezhebi ne demektir? Yani usul-i din, tevhidden kıyamete kadar, dinimizin fıkhı, taharet ve temizlikten diyete kadar ve mirasa kadar hepsi Cafer-i Sadık'ın buyruklarıdır. Onun için bizler bu yıl inşallah Allah'ın kudretiyle İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam'ın şehadetinde ikinci bir aşura yaşayalım. Ve şu ana kadar hepimiz bu konuda geri kalmışız. Allah'tan, peygamberden özür dileyelim ki bizler eksiyiz, kusurluyuz. Allah'ım bizlere affet. Bizlere bu başarıyı ver ki bizler bir çekirge kadar da olsa kainatın Süleyman'ına hizmet edelim. Daha sonra ölüm zamanında biz onunla karşı karşıya kalacağız. Mezarda ilk gece biz onunla karşı karşıya kalacağız. Kıyamet günündeki o yakıcı güneşin altında biziz ve Sırat Köprüsü'nden geçerken de biz İmam Cafer-i Sadık'la yan yana duracağız. Zahra